yerli basın mensupları. Her yıl olduğu gibi yine Kulaca kantarına geldik. Pancara saati devam etmekte gördüğünüz gibi. Bölgemizde pancar ekimi ara vermişti ama özellikle son 3-4 yıldır yeniden bu ivme kazandı. Yine az evvel de söylediğim gibi Susurlu Şeker Fabrikası'nın açılmasıyla bizler de orada büyük bir çabalar sarf ettik. Yeniden pancar üretimine devam ediyoruz. Yine günümüzde bu yıl itibariyle söylüyorum 35 bin tonluk bir üretim var. Normalde hedefimiz 100 bin ton civarında idi. Yani 80-100 bin civarında idi. Rekolte düştü bu sene. Hastalık var bölgede. Sadece yine göl değil, bütün bölgelerde bir hastalık var. Rekoltemiz düştü. Aynı zamanda ona paralel polarımız da düşük. Polar 9-10 civarında çıkıyor. Pancarın biliyorsun 235 TL fiyatı. 235 TL alabilmemiz için tonunda poların 16 olması gerekiyor. 16 baz alındığında 235 TL ödeniyor. Ama şimdi bırakın 16'yı onlara düşen bir polardan sonra yaklaşık ne bileyim 150 lira civarında bir oralara düşen bir rakam görünüyor şu an itibariyle. Bu da bizim pancar üretimimizi önümüzdeki yıl pancardan kaçıracak anlamına geliyor. Yine de buradan biz geçen hafta Tarım Bakanımızdan da konuştuk Ankara'da. Genel merkezimizle ilgili. Yine de buradan söylüyoruz bu fabrikaların çalışması için. Görüyorsunuz kaç tane kamyon burada nakliye yapıyor günde. Onların devam etmesi için. Bölgedeki hayvancılığın canlı olabilmesi için bu fabrikanın çalışması lazım. Bir kez daha söylüyorum, bu polarla ilgili devletin bir tasarrufu olsun. Bakın bu sene hem hastalık var hem polar düşün. Yani ne olacak yani buradan şimdi bu üretici pancardan çekildikten sonra? Sade İnegöl olarak söylemiyorum, Karacabey'i var, Kemalpaşa'sı, Yenişehir'i, Bandırması, Susurluk, Manyas, bütün hepsinin adına dönem söylemiş olayım bir noktada. Yani onunla arkadaşlar da kendi bölgelerinde haber yapıyorlardı. Bunun yani devletin bu konuya eğilmesi çok önemli. Çünkü gerçekten pancar stratejik bir ürün yani. Sadece şeker olarak bakmayın, hayvancılığın en önemli girdi maliyet şeylerinden girdi yem olarak düşündüğünüz en önemli durumlarından bir tanesidir. Teşekkür ediyorum.